Sevgili dinleyenler, kitaplığa hoş geldiniz. Seyir boyunca refakatçiniz, ben Deniz Mürvet Kadı. Ama bu teferruata şimdi ne gerek var? Konumuz tutunamayanlar ve tutunamayanları bitiremeyenler. Ve bonusu Oğuz Atay elbette. Kitabın kapağında lisedeki okul numaram yazıyor. 1373. 11. sınıfta okumuşum kitabı. Poyraz Karayel'in o zamanlar televizyonda gösterilmeye başlamasına birkaç ay var. TÜYAP dönüşü gömülmüştüm kitaba. Oğuz Atay'la tanışmam, Enver Aysever'le tanışmamdan ileri geliyor. Sartre'la tanışmam da öyle. Sevgi Soysal'la, Adalet Ağaoğlu'yla ve tabii ki kırmızı mürekkepli kalemimle de altına tüm tutunamayanlara diye not düşmüşüm. Aklına geleni yazıp tutunamayanlar diye basan Oğuz Atay gibi. Bugün olsa tutunamayanları bitiremeyenlere veya bitirmeye çalışanlara diye yazardım. Tutunamayanlar bitmez çünkü. Bitemez. Bitmemelidir de ayrıca. Noktasız virgülsüz, ünlemsiz ve çift noktasız. Hele ki noktalı virgül. O hiç olmaz. Söz mü alacaksın? Sus otur. Bankın kenarına tutunmayı unutma ama. Susuz ve katıksız. Bana kitap kurdu, boş hayaller kumkuması, hayatın cılız gölgesi gibi sıfatlar yakıştırılabilir. Şövalye romanları okuyor okuyor kendini şövalye sanan Don Kişot'a benzetebilirsiniz beni. Yalnız onunla bir fark var aramda. Ben kendimi Don Kişot sanıyorum. Kitaplardan yaşantılarım için yararlanamadığımı ve kendimi bir biçime sokamadığımı da yüzüme vurabilirsiniz. Ne yapabilirim? Kitap okumakla manavın beni aldatmasına engel olamıyorum bir türlü. Manava inanmadığım halde beni aldatıyor namussuz. Ya inandığım dostlarımın beni aldatmasını önlemek? Büsbütün imkansız bu. Dostlarım alay ediyor benimle. Bu çocuğun sonu ne olacak diyorlar. Hiç olmazsa kitaplardan kitaplar çıkarmalıymışım. Bunu da yapamıyorum. Yazamıyorum. Kitapları işimde kullanılacak bir mal gibi göremiyorum. Kapılıyorum onlara. Belki kitaplar da onlara karşı gösterdiğim aşırı ciddiyetimle alay ediyordur. Biliyorum. Kitaplar da beni adamdan saymıyorlar. Fahişelerin onlara barlarda para yediren tüccarları küçümsemesi gibi hor görüyorlar beni. Bütün bunları düşündükçe daha da tersleşiyorum. Kendime daha çok zararım dokunuyor. Benimle alay edenlerin gözünde daha da küçülüyorum. Duvarlar var çevremde. Halsiz kalıncaya kadar başımı vuruyorum onlara, demiş Oğuz Atay, tutunamayanlar da. Şimdi biz de sevgili Zeynep'le bu konuları konuşacağız. Zeynep'ciğim, hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor hayat? Ağzına sağlık. Çok güzel bir giriş yapmışsın. Teşekkür Yaptın. ederim, sağ ol. Hayat Hayat nasıl gidiyor? bildiğin gibi gidiyor. Tıkırında. İyi, Yani güzel. her Tıkırında zaman mı da ama? senin gibi bu hayata tutunmaya çalışan bir insanım. Uyum sağlamaya çalışan bir insanım sadece. Allah'ın acizliği kulu. Ben yetim, ben garip diyorsun. Aynen. Evet. Yani tutunmak bilmiyorum ya. İddialı bir şey bence ya hayata tutunabilmiş olmak. Ayaktayım, dimdik ayaktayım diyebilmek. Doğru bir şey. Yani bu cümleyi söyleyebilmek düşünebilen insanların yapabildiği bir şey değil bence. Ayakta kalmaya çalışıyorum denebilir. Tutunmaya çalışıyorum denebilir de. Tutundum ben demek çok iddialı. Tutundum. Yani böyle artık Mevlana'nın önüne 5 dakika kala söyleyebileceği bir cümle işte geliyor. Mevlana'nın Yani ölüme 5 dakika kala. hani andım, piştim, yandım. Hani yandım demek yandım kıvamına gelmek tutundumla aynı şey gibi geliyor bana. Çok zor bir şey yani. Çok güzel. Bunu düşünebilen insanlar kolay kolay söyleyemez. Açıkçası ben söyleyemem. Uzunca bir süre. Yok, Sen uzunca nasıl bir değerlendiriyorsun? yani ben tutunursam şayet bir gün o gün işte kına falan yakarım. Ya seni de çağırırım Olur, gülüm seve seve. yakarken. Eğlence çıkar bize de falan diyormuşum. O zaman ben ilk soruya Nereye geçiyorum. her gün bayram mürüvvet? Ha evet, o da bak, o da ayrı bir konu.
Isınamayanlara her gün bayram Zeynep. Aynen öyle. O zaman ilk soruya geçelim biz yavaşça. Çok şey yapmayalım. Dinleyenlerimizi de sıkmayalım. Okurken nasıl bir ruh haline büründüğünü merak ediyorum. Yani tutunamayanlar konuşacağız bugün tabii ki. Nasıl bir ruh haliyle okuduğunu merak ediyorum kitabı. Ya, o kitap benim için o kadar farklı bir kitap ki. Kaç yaşındaydın okurken? Ben onu 3 senede bitirdim. 3 mü sene? Evet. Hani bitiremeyenler dedin ya, orada bir dedim. Ben de öyle geldim. Tutunamayanları bitiremeyenlerden biriyim. Neden? Çünkü lise son sınıfta başladım sanırım. Hayır, lise 3. sınıfta başladım. Bir senem öyle doldu. Zaten ikinci sene üniversite sınavına hazırladım. Hı. Evet, hazırlandım. O sene de çok aralıklarla okudum. Kitabın şöyle bir özelliği var. İlk başlarda tam olarak olayı kavrayamıyoruz. Hani uzunca bir süre. Hı hı. 200 sayfa kadar galiba. O dönemde yani sen de benden daha genç yaşta okudun galiba. Lise 3'teydim ben. Poyraz Karayel daha başlamamıştı işte. Birkaç ay vardı. Ben de işte lise 3'teydim. Aynı dönemlerde okumuşuz o zaman. Evet. Ben bitiremedim tabii. Sen bitirmişsin. İnatçıyım çünkü. 3'te başladım işte. Biraz şehir hayatında da bu kitap çok okunmuyor. Yani şöyle okunuyor. Günlük hayat beni çok meşgul ediyor. Yay burcuyum. Gezmeyi çok seviyorum. kitap burada okuduğum kitaptan ben bir şey anlayamıyorum. Yani otobüste falan okurken okunacak bir kitap da değildi. Değil. Buna böyle inziva halinde uzun bir dönem verilmesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. İşte üniversite sınavına hazırlandım. Üniversiteye girdim. Ondan sonraki sene yazın memlekete gittim. Memleketteyken kitabı başından sonuna güzel bir şekilde okudum. Harika. Ruh halin? Evet. Ruh halime gelecek olursak soruyu nasıl soğutuyorum, nasıl uzun yerlerden gidiyorum. Kusura bakma, gerçekten vaktimi çok aldığım için. Okurken, gerçekten benim için bak, her zaman bu okurken ruh halime nasıl yürüyorum. Ben dinle böyle bir ruhumda derin nefes almaya ihtiyacı uyanıyor. Yani böyle beni sendeleyen bir soru bu. Çünkü öyle bir ruh haliydi ki hani, uhrevi kitap değil, tamam mı? Son derece normal bir Türk edebiyatı kitabı diyemeyeceğim tabii ki. Böyle de basitleştiremem. Bir insanoğlunun yazmış olduğu bir kitap. Güzel betimlemelerle dolu. Bir insanın ruh halini son derece güzel bir şekilde yansıtan. Bence bu kitap yani iç dünyayı o kadar güzel yansıtıyor ki Freud'la bence başa baş yarışabilecek edebi dilinin haricinde. Bir kitap ya. İnsanın iç dünyasını çok güzel yansıtmış. Ben de böyle ruh halini yansıtan kitaplara enfes bayılıyorum. Bu da bunun tabı yani. Tab noktası. En yükseği. En yükseği. En yüksek kademesinde olan bir kitap. Konuşamadım. Seni böyle toparlayayım. Asola. Ama benim için nasıl bir mucizevi havası olduğunu anlamanı istiyorum. Evet. Kitabın içerisindeki Selim karakteri bu dünyada heba olan bütün iyi karakterleri yansıtıyor bize. Çok ızdırap çeke çeke okudum. Bu halin ızdırap içindeydi okurken. Evet, yani ya ben mesela yer yer böyle, yer yer değil, kitabın genelinde böyle bir güldüm ya. Yani hani güldürürken ağlatıyor aslında. Acı acı güldürüyor seni. Yani en azından beni acı acı güldürdü kitap. Öyle de ilginç bir yeri vardır bende bu kitabın. O zaman biraz senden nasıl? Onu dinleyelim bence. Ne dinleyelim benden? Biraz da senin için tutunamayanlar nasıl? Bu halin nasıl da onu dinleyelim bence. Tutunamayanlar ya işte dediğim gibi acı acı güldürdü halimizi. Ve Atılgaz'ın babam sınıfı gibi galiba. Biraz öyle bir yerden bu. Evet. Kesinlikle. Aynen. Yani hani evet, bir düzen var. Evet, biz o düzenin parçalarıyız. O tur marşov gibi. Ama yani aslında çok da o düzenin insanı değilmişiz gibi. Ama herkes de değil. Bazıları yani lanetlenenler, aslında tutunamayanlar lanetlenenler bence. Yani hani çünkü o herkes de yok. Ya herkes
bilmiyorum, belki kendi içinde herkeste böyle bir şey vardır. Hani ama Selim gibi bir yerden bakmak dünyaya. Ama bazı insanların bu konuda çok daha şanssız mı desem, şanslı mı desem bilemedim. Daha ayrıcalıklı bir konumda olduklarını düşünüyorum. Yani buradan Anladım. belki biraz delilik kavramına kadar götürebiliriz. Selim deli. Selim deli miydi mesela? Ya da bizim gibiler deli mi? Çünkü bu tip insanların çoğunun sonunun akıl hastanesinde bittiğini biliyoruz. Ve hani akıl hastanelerindeki insanlar gerçekten deli insanlar mı? Ya da deliyi biz nasıl tanımlıyoruz? Normali nasıl tanımlıyoruz ki? Deli nedir? Deli kimdir? Yani hani bu soruların tamamını bende uyandıran, ilk o dönemde uyandıran kitaplardan biriydi. Ve zaten hani ben Enver Aysever'i okuduktan sonra Tutunamayanlara geçip, Tutunamayanlardan sonra Adalet Ağaoğlu'na geçen, oradan Sevgi Soysal'a, işte Bilge Karasu'ya, atlaya atlaya böyle. Hani ve temelde işte o dönem okuduğum kitapların bir çoğunda benzer problemler vardı. Mesela Dar Zamanlar'da da benzer şeyleri gözlemlemiştim. Ama orada farklı bir perspektiften inceliyordu konuyu vesaire. Konuyu çok dağıtmadan ben biraz ikinci soruya geliyorum şimdi. Çünkü beni bırakırsan ben konuşurum Zeynep, biliyorsun. Susmuyorum. Ya konuşalım diye buradayız zaten. Evet. Madem biz hani biraz böyle şey dedik, delilik dışarıda, akıl hastanesinde olmak, dışarıda olmak dedik. Sence biz tutunabildik mi? Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Tutunabilecek miyiz ya da? Ya hem yeni mezunuz, hem sektörde iş arıyoruz, bulamıyoruz. İsyan edip kendi mecramızı kendimiz kuruyoruz. Abi siz bize iş vermiyor musunuz? Biz de kendi mecramızı kuruyoruz diyoruz. İşte bu noktadan biraz bakalım diyorum bu konuya. Yani tutunabilmeyi eğer, ya şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'nin sosyal ve siyasi yapısı sebebiyle zaten gençlerin tutunabilme oranı çok düşük. Ama tutunmaya nereden bastığımız da biraz önemli. Şimdi gençler olarak biz önce maddi anlamda bizi değerlendireceğim. Ondan sonra manevi anlamda tutunabildiğimizi konuşalım. Maddi anlamda tutunabilmemiz dediğim gibi biraz zor Türkiye şartlarında. Bunun da birçok sebebi var. İşte nüfus, genç nüfusun kalabalık olması vesaire. İşte ya da tanıdığımızın, dayımızın olmaması. bu bir sebeplerimiz var. O yüzden birazcık tutunabilmemiz zor. Burada bizim payımıza düşen ne? Nasıl tutunabiliriz? İşte kendi mecralarımızı kurarak. Bence yapılması gereken en doğru şey şu anda bu. Ben de o yüzden tebrik ediyorum tekrardan bu girişiminden dolayı. Ben de seni tebrik ediyorum. Sen benden erken davranmıştın. Davrandım ama devamlılığı pek olmadı açıkçası. Yani çünkü lanet dediğin şey var ya, o lanet başımıza büyük bir bela aslında. Şimdi yavaş yavaş manevi anlamda tutunmamız bilecek miyiz ya da tutunduk mu, ona değineyim. Şimdi manevi anlamda eğer tutunabilmiş olsaydık sanırım tutunamayanları bu şekilde okuyup bu şekilde değerlendirebiliyor olamazdık gibi geliyor. Çünkü içimizden bir şeyler bulduğumuz için bizim için çok anlam taşıyor bu kitap. O yüzden de bugün bu konuşmayı yapıyoruz Sayın Mürvet. tutunabildik mi, tutunabilecek miyiz? Gerçekten böyle benim kelimelerimi sıkayan bir kitap ya. Böyle her söyleyeceğim cümleyi nasıl layıkıyla söylesem diye düşünüyorum. Manevi anlamda Türk gençliği olarak değerlendirmeyeceğim. Çünkü bu biraz yaşla alakalı bir mevzu da değil. Evrensel ve yaştan ve ülkelerden bağımsız bir konu bence. Aynen, çok bağımsız. Bütün bu konuşulabilecek maddi her şeyden, hatta çoğu manevi şeyden de apayrı bir şey. Çünkü bu bir önceki sohbetimizde de hani İnsanın düşünebilmesi, bir savunma mekanizması, bir mecburiyet dedim ya. Artık bizim için düşünmek bir mecburiyet değil. Böyle mecburen düşünüyoruz değil artık. Bu hani yaşam stili. İçerken bile işte suyun kaynağını, evreni, işte suyun minerallerini en ince ayrıntısına kadar hızlı bir şekilde. Hani böyle
dururken suyun içinde işte şişiyor var falan gibi değil de. Yani nasıl diyeyim, suyu örnek olarak verdik zaten. Bir adımı atarken onun işte bir öncesini, bir sonrasını, 10 yıl sonrasını düşünerek adımlarımızı atmaya çalışıyoruz. Sürekli bir ince düşünme var. Bu da bizim adımlarımızı zorlaştırıyor, tutunabilmemizi çok zorlaştırıyor açıkçası. Nasıl diyeyim, şimdi off the record söylemem gerekir. Ama kayıttayız. İstersen eşit sıkıntı değil de yani sayın yayınla uygun mu değil mi bilmiyorum. Sen söyle. Yaşadığımız birçok kıza göre, şu anda biz de lise okulu bitirdikten sonra zengin koca bulup evlenme yoluna girebildik. Neden giremiyoruz? Neden? Çünkü karşımızdaki insanın geleceğini, geçmişini, her şeyini düşünüyoruz. Yani bizim için para yetmiyor. Bizim için iyi hayat şartları yetmiyor ya da iyi karakterli bir insan olması da yetmiyor. Ben mesela tanıştığım insanlara genelde ne için yaratıldığını sorusunu soruyorum. Çünkü eğer ne için yaratıldığını bir kez olsun düşünmemişse bizim ikili konuşmamızın maksimum 6 ayı var. Daha devam gelmez. 6 mı? Çok uzun. Evet, maksimum 6 ay. Çok yani uzun. İşte, şey diye düşündüm, iki gün falan da işte hani ne, insanların çok şey yapmıyor dedim. Uzun diye söyleyeyim dedim. Ya hani, aslında Zeynep çok güzel bir yere. Nasılsın, ne yapıyorsun, iki gün süreli bir mesele. Tabii ki öyle. Yani hani bazı ihtiyaçları karşılamak adına bile hani bir insanla birlikte olsan hani işte ne bileyim sevilmek de bir ihtiyaçtır ama baktığında hani olmuyor ya. Bir kere zengin koca ne demek ya? Zeynep ne demek yani bu? Ben mal mıyım? Beni satıyor muyuz ya? Ben inek miyim? Ya da ne bileyim kurbanlık koyun muyum? Neyim ben ya? Beni nereye satın? Kime verin? Ne demek yani? Kız vermek diye bir tabir var. Hele o ayrı bir gıcık zaten. Neyse buralar çok derin yerler ve belki başka aynen, bir yerin konusu. Başka bir programın konusu bunlar. Aynen. Ama tutunabilseydik zengin kocamız olurdu belki. Yani zengin koca şart tabii. Hani nasıl bir en azından hayatımızda istediğimiz insanı çok şey yaramazdık gibi geliyor. Öyle. Yani nasıl bir insanın düşünmesini beklemek çok ağır bir şey. Evet. Hem üzülüyorum düşünen insanlara. Ben üzülmüyorum. Hem de ya ben üzülüyorum çünkü bu bir lanet. Az önce de dediğin gibi, senin de dediğin gibi. Yani bu bir lanet bence. Çünkü her şeyi düşünebiliyor olmak çok ağır değil. Bir şeyleri gerçeğini görebilmek çok ağır değil. Perdenin bence. Arkasına bakmak değil mi? Doğru söylüyorsun. Ben çok yoruldum artık. Gerçekten. Evet. Selim'i okurken o kadar kendime yakın istedim ki. Yani keşke o zaman da olsaydım da. Turgut yapamadı. Belki ben kurtarabilirdim. Selim'in için çok nadide bir dost. Hazır derinleşmek konusuna gelmişken, yüzeysel iş bilmez, tek derdi ve tek başarısı iyi yalaka olmak, biri bir şey anlatırken pervasız ve bilgisizce söz kesmek, etrafta terör estirmek haricinde zerre miskal beceriye sahip olmayan insanların daha çok rağbet gördüğü bir dünyadan bahsediyoruz ve sen bu dünyadan rahatsız mısın benim gibi? Tabii ki rahatsızım ama düzeltebileceğime inanıyor muyum? Asla. Düzeltebilseydik bugünlere kadar gelmezdi ki bu düzen. Acaba her dönemde de düzeltmek isteyen insanlar var mıydı ya da ne yapıyorlardı çok merak ediyorum. Bence vardı. Çünkü varsa keşke birazcık daha aksiyon gösterselerdi. Çünkü o dönemde düzeltmek daha kolaydı. Şimdi düzeltmek imkansız. İmkansız. Neden? Çünkü çoğunluğun söz sahibi olduğu bir yerdeyiz. Yani dünyada. Birçok insan... Aslında çoğunluğu azınlık kontrol ediyor. Yani evet. Azınlık bir güç var. Büyük bir çoğunluğu kontrol ediyor. Yani aslında hani koyunlar dünyayı ele geçirmedi. Yine üç tane güç var. Üç kişi güç var. Üç örnek veriyoruz. Üç kişilik bir ekip var. Yine bütün azınlığa onlar hükmediyor. Arada iyiler kaynıyor. İyiler de demeyeyim. İyiler. Her şey farkında olanlar, tutunamayanlar kaynıyor. Ya aslında yönetenler kısmı her zaman bu hiç değişmedi.
Mülkiyet kavramının ortaya çıkışı tarım toplumu biliyorsun. Ve tarım toplumundan bu yana daha çok biriktiren, o işte tapınaklar var ya tarım toplumunda tapınaklar, hem işte ibadethane hem tahılların toplandığı böyle bir yer olarak kale gibi. İşte o tapınakta en çok biriktiren, o tapınağın içerisinde ve dışarısın. İçerisinde ne kadar çok malı varsa dışarısında da o kadar çok söz sahibi olabilen insanlar. Yani bugünün anlamıyla burjuvaziden bahsediyorum. Parayı elinde tutanlar. İşte onlar yönetiyorlar aslında her şeyi ki bu zaten artık çok bilinen bir şey. Fakat işin ilginci onlar rağbet görüyorlar. Fakat işte halkın içerisinde işte senin benim gibi yeryüzünde dolaşan ve yeryüzüne dayanabilmek için artık bir şeylerle uğraşmaya çalışan insanların arasında en çok işte mesela Damla Bilic diye bir gerçek var yeryüzünde yani. Çok Bir şey girmeyelim ama. söyleyeceğim şu anda. Şu Efendim? anda bitti ben de kelimeler yani. Öyle ama yani hani bu bir gerçek. En çok rağbet görenin ne kadar kaliteli olduğu konusunda ya bu Damla Bilic meselesi de değil. Yani sadece bu genel bir hani metaforik bir yerden Küçük bakıyorum. bir örnek yani TikTok ünlülerini mesela ele Evet. alacak olursak Damla Bilic'i alkışlarım ben yani. Sonuçta Kesinlikle. o da bir daldan kendini başarılı olarak atfetmiş bir kardeşimiz ama yani arkadaşımız diye şimdi yaşımız da büyükmüş gibi olmasın. Ben kendini bir alanda uzmanlaştırmış olması gerçekten Aynen gayet o güzel. ben gerçekten alkış tutacağım bir insan. TikTokçular gelince aklıma diğer herkes benim gözümde bir artı kazanır. Evet. Yani Maalesef. maalesef diyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Zamanımız da dar. 8 dakika falan kaldı sanırım. Şaka. Evet, zaman nasıl geçti ben de anlamadım. Yarım saatimiz var. Ben süre kısmını Evet. bilemedim. Kusura bakma. Evet Evet. alayım hemen alayım. Oğuz Atay'ın geç anlaşılması konusundan biraz girmek istiyorum ben. Neden insanlar kıymetli şeyleri geç fark ediyorlar? Ya kimin için geç anlaşıldı? Bu da bence önemli bir şey. Hani anlaşılmış olabilir, konuşulmamış olabilir. Tamam. Çünkü anlayan birkaç insan var ve onlar da genelde konuşmayı tercih eden insanlar değil. Mesela sen olmasan, hani senin ben bu konuda böyle açık fikirli bir insan olduğunu bilmesem, ben de bu konuyu konuşmam. Çünkü tutunamadığını herkese ifade etmek. Ya Selim de sustu ya hepsini kağıtlara yazdı. Benim için de kağıtlara yazmak daha kolay. Çünkü konuşulunca bazı şeylerin değeri kaybediliyor. Çünkü konuştuğun kişi seni anlayacak mı? O da Kesinlikle. insanı susturan bir faktör. İşte Konuşuyorum biz da kime? birbirimizi bulduk. Evet. Biz birbirimizi bulduk bu bir şans. Ama da herkese nasip olmamış olabilir ki o zamanın insanında acaba nasıl bir hayat vardı. Nasıl hayat şartları vardı ki sağ sol biliyorsun o tarz şeyler, o tarz ideolojilerin aksik olduğu bir dönemde, daha doğrusu giriş bir zaman dilimiydi zaten dönemlerde. Oğuz Atay'ın değerinin bilinmemiş olması çok normal. Evet, keşke bir tek Oğuz Atay Herkes olsa yani bir sürü keşke kimler kimler kıymeti kayboldu da bilinmeyen o bilgiler. kadar çok insan kaybolan o kadar çok yetenek var ki. Bugün sokak aralarında hala daha bu insanlar dolaşıyorlar. Bir de böyle bir gerçek var bugün. Biz varız işte. Yani bizi de çok yüceltmeden söyleyeyim. Hani Ya Zeynep az biz önce dedim ya Türkiye gençliğinde bizim parlamamız çok zor. Çünkü biz düşünen insanlarız maalesef. O Evet. sokak arasında biz de geziyoruz ve bizim de konuştuklarımız çok dinlenmiyor maalesef. Bizim de sesimiz çok çıkmıyor. Öyle biz garip, biz yetim. Bir 10 yıl sonra ya da işte 20 yıl sonra Oğuz Atay'ın değerini neden 2021'de bilmemiş deseler, bilinmemiş deseler aslında bilinenler vardı da sesi ne kadar duyuldu diye bir sormak gerekir kendilerine. Kesinlikle Ben de haklısın. bu sorumu o şekilde değerlendiriyorum. O zaman da acaba kimler değerini bildi de duyulmadı acaba? Öyle, öyle. Yani bu konuda bilmiyorum. Elimizi yıkayabileceğimiz bir konu olduğunu düşünmüyorum bütün insanlar olarak. Pekala. Kitap bittiğinde neler hissettin? Hani o son sayfa kapanır ya. İşte ondan sonra ilk yaptığı şeyi merak ediyorum.
Turgut'un Oldrich'i alıp bu lanet düzenden uzaklaşabilmesi benim için bir artık umut kapısı mı oldu diyeyim. Hani bıktım ya artık bu düzenden ben. Bir gün ben de o kapıyı kapatıp trene binip gidebilecek miyim acaba? Hani bunun bir hani felsefe gibi. O yolda olmak en azından beni motive ediyor yaşama karşı bir tık. Ben bunları hissettim. Evet. Yani o kapıyı kapatıp gidebilmek bilemedim ya. Zor değil mi ama? Çok zor. Çok zor. Muazzam bir zorluğu var ama en azından ben onun için çalıştım diye bilmek istiyorum hayatım bittiğinde. Hani tutunabildim diyorum ya, ne kadar demek çok zor. Bu da aynı onun gibi bir şey zaten. Aslında biz bu kapıyı kapatıp çıkabilsek belki de tutunabileceğiz ama... Tam onu geçirdim aklımdan şu an. Hayat zor, zor bir şey gerçekten. Yani... Pişmeye çalışıyoruz biz. Pişme kesinlikle aşamasında. Kesinlikle. Yani hani ne bileyim, alırsın başını gidersin bir hafta. Kimseyi aramazsın, sormazsın. Kimse de seni aramaz, sormaz. Takılırsın ama geri dönmek zorundasın. Böyle de bir gerçek var. Maalesef. Aynen öyle. Çok dertli anlattım ama. Acaba. O zaman bir sonraki soru ve artık en son soru. Bana öyle bir şarkı öner ki Zeynep. İşte bu bizim şarkımız deyip, biz tutunamayanların şarkısı deyip. Senin için bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Ama hayır, benim için tutunamayanların bir şarkısı değil de bir şiiri var. Şiiri var. Evet. Hangisi? Turgut Uyar'dan Göğe Bakalım. Ah harika. Harika, çok da severim. Onun da bir şarkılaştırılmış versiyonu var. Onu sana ileteceğim. O bende var. İstersen. Ha, hatta bana ne demiştin biliyor musun? Üniversitede o şeyde ikinci sınıfta mıydık, üçte miydik? Bu şarkı demiştin, yani bu tarzda söylemek sana çok yakışır demiştin. Onu hiç unutmuyorum. O zaman söyle dinleyelim şimdi. Takipçilerimle beraber. Evet, dinleyelim bence. Hadi. Açayım mı? Aç istersen ya da söyle. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Yeter bu kadar bence. Aynen. Çok, bence çok yerinde bir şiir. Senin için hangi şarkı peki? Ben Dark Tranquility Later diye bir şarkısı var. Bu şarkı melodik metal ve İngilizce bir şarkı tabii, isminden de bilindiği üzere. Evet. L-E-T-H-E diye yazılıyor. Ve girişindeki o soft hava ve arkasından yükselen o sanki bir isyan çığlığı gibi bir yükselişi var. Ve şarkının sonuna kadar öyle devam ediyor. O kadar hüzünlü bir şarkı ki belki yani metal müzik tarihindeki en hüzünlü şarkılardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Ben de böyle. Yollarım sana. Zaten metal müzikler, yani sözlerine baktığımız zaman özellikle yabancıların genelde böyle işte topluma düzeni isteyen eden, o tutulamayan insanların sesi olduğunu görebiliyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle Zeynep. Evet, gene geldik hiçbir şeyin konuşulamadığı ama çok şeyin konuşulduğu o sessizlik anına. Evet, bir yayının sonuna. Kesinlikle. Ben sana çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben de teşekkür ederim fırsat verdiğin için. Daha bitmedi seninle işimiz. Birkaç hafta daha, hatta birçok hafta daha seninle beraber olacağız. Şimdilik evet. Sana ve seyircilerimize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye. Bye bye.